dilimle konuşmuştuk. Fenerbahçe'ye geri dönecek olursak tabii Serdar abi sanıyorum tam şu noktada kalmıştın. Jorge Jesus'a hala taraftarın güveni var mı? Yoktur herhalde. Ben konuştuğum Fenerbahçeliler öyle diyor. Bugüne kadar Beşiktaş maçı öncesinde de hocayla zor diyorlar. O zaman nereden niye nereye geldi? Ali Koç istifa diye bağırıyorlar da Jesus istifa diye ya bağırıyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim size. Ya ben Ali Koç olacağım. Yani bazı oyuncularda fikir ayrılığı yaşandı. Hadi hocam sen hocasın, Jesus'sun. Ve haklı çıkıyorum Ali Koç olarak. Ve taraftar bana bağırıyor, çağırıyor. Ben o soyunma odasında futbolcuları çıkarırdım. Jesus'a neler söylerdim, neler böyle bir başkan olsa. O da söylemiştir eminim. O yüzden ben onun devam edeceğini zannetmiyorum. Eğer devam ederlerse vakit kaybı. Bu saatten sonra sezon olmaz. Sezon sonunu göremez mi diyorsunuz George Jesus? Ben bak ne diyorum sana. Ben bu haftadan itibaren yollar ayırırım. Peki şöyle söyleyeyim. Kayseri Spor maçını kazandı. Yarı finalist oldu. Bak Alex'in Karagümrük heykelini kazandı. Koy sahanın kenarına. Galatasaray Beşiktaş derbisini kazandırdı. Alex'in heykeli. Hiç vakit kaybetme. Git Alex'i anlar. Beşiktaş Sergen Yalçın'la nasıl yaptı? Yarım sezon. Aa yürüyelim devam edelim dedi. Olur olmaz. Bilemem. Ama Alex'i getir. Bütün tribünler seni alkışlar. Yani bakalım sezon ben ortasında. Ben bu riske girerim. Şimdi Jesus'la devam edersen daha büyük risk var. Serdar abi şöyle de bir nokta var. Bilmiyorum Serdar abi katılmayacak gibi. Öyle bir bakış attı çünkü. Şundan dolayı söylüyorum. Yani şimdi kulvarlardaki mücadelen devam ediyor. Ya bu da bir risk değil mi? Ya şimdi sonlanmış bir şey yok eskiden ki. Bu lafları çok duydum. Ya şimdi kulvardaki şansımız devam ediyor. Hocayı göndermenin ne anlamı vardı? Çok denildi değil mi bu laf? Denir normal. Hiç tam tersi oldu bu. Bana bir tane örnek göster. Hatırlamadığımız olmuştur. Çocukluğumda falan olmuştur herhalde. Şimdi böyle bir şey mümkün. O hava kaçtı. Futbolcularla hocanın arasındaki o şey koptu zaten. Evet yani var. Yani bir ya program şimdi, var Fenerbahçe'de ama futbolcularla hoca arasında mı, hoca ile yönetim arasında mı onu bilmiyoruz. Sanırım. Yani öyle adamlar görüyoruz ki Fenerbahçe'nin 11'inde. Fenerbahçe'nin 11'indeki bazı oyuncular yedek kulübesindeki oyuncuların futbol anlamında çantasını taşır. Ama o 11'de oynuyor. Şimdi bu adaletsizlik duygusunu yerleştiriyor oyuncular içerisinde. Haksızlık, forma adaleti. İlk yarı ne güzeldi, herkes alıyordu formasını. Ne oldu? Ya Dünya Kupası arasında ne oldu sana? Maç sayısı azaldı. Herkes seni göklere çıkarıyordu. İyi de gidiyordu. Ha bu kadar mı kötü oldu Dünya Kupası arası? İnanılacak gibi de. Demek ki içeride başka şeyler oldu. O yüzden yani kulvardaki şans devam ediyorken o şansı şok bir kararla daha fazla devam ettiririz. Tabii ki bu da bir bakış açısı evet. Yani. Serhan abi az önce ilginç bir şey söyledin ki bence üzerine gidilmesi bence gereken bir nokta. Kaybı. Eğer tam tersi çıkarsa mucize olur benim açımdan. Şimdi Jorge Jesus şu anda tepkilerin odağında değil. Tribün anlamında söylüyorum. Stat anlamında söylüyorum. Yine Sayın Başkan Ali Koç'a istifa çağrısı var değil mi? Bu biraz enteresan. Çünkü öyle genelde geçen sene de vardı. Yani o alışkanlık haline geldi. Hoca olmasına alışkınız ya ondan yani dolayı. Alışkanlık haline geldi. Yani geçen sene kötü oyunda bile sürekli Ali Koç hedef gösteriyordu. Şu anda hep Ali Koç hedef gösteriliyor. Ama şunu görmek lazım. Nereden nerelere geldik? Yani Jesus geldiğinde dünyanın en iyi hocası geldi. Muhteşem hoca. Fenerbahçe'yi uçuracak. Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapacak. İşte kimse Fenerbahçe'ye yanına yaklaşamaz. Bu hocayla bir sene daha devam edelim. Hocanın bir sene mukabelesi mi olur? Uzatalım. Hoca Brezilya'ya gidiyor, bir takıma gidiyor. Hoca oraya gidiyor, buraya gidiyor derken hocayı biz göremiyoruz artık. Kayıplarda. Demek ki herkesin öyle havaya soktuğu, o kadar çok metiyeler düzdüğü ki biz de düzdük. Bir hoca değilmiş. Maalesef değil yani. Baktığımız noktada yani şu an sen ligde Fenerbahçe gibi bir takımı bu hallere getirebiliyorsan ki çok kötü bir hali yok yani. Baktığın zaman stres var şu an bir Fenerbahçe'de. Ne stresi var? Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı stresi var. Ve bu stres daha da fazla puan farkı daha da fazla açıldığı takdirde ki açılıyor. Stres daha da fazla olduğunu görebiliyoruz. O noktada yani hep şunu söylüyoruz. Yani mesela şu da olabilir. Geçen hafta karşılaşmada Jesus yoktu takımın başında. Deus vardı. Ama tabii ki Jesus'un direktifleri doğrultusunda takımını kurdu. Belki orada saha içerisinde olsaydı
belki taraftarlar Jesu istifaya davet edeceklerdi. Ama Fenerbahçe kritik süreçlerden geçmeye devam ediyor da geçmeye devam edecek. Bugün işte Kayserispor karşılaşması yarın. Ardından hafta sonu yenilmezlik rekoru kıran, kendi yenilmezlik rekorunu kıran, 10 maçlık seriyi yakalayan Karagümrükspor. O açıdan Fenerbahçe'nin stresi daha da fazla olacağını düşünüyorum. Yani bir yerde Serdar'a katılıyorum ben. Kırılma noktası var. O kırılma noktasını çoktan geçen bir Jesus var. Daha da fazla kırılırsa bu nokta Jesus'ta kalmaz. Ama Jesus kalmadığı zaman da bütün okların hepsi Sayın Ali Koçman yönetimine gelir. Eğer Sayın Ali Koçman yönetimi bu okların hepsine gelmesini izin verecek mi? Yoksa önünde paravan olarak, duvar olarak Jesus kalmaya devam edecek mi? İlerleyen zamanları göreceğiz. Ama bu birliktelik, dünkü paylaşılan fotoğraflarla yani güzel göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Aslında ipler çoktan kopmuş gibi gözüküyor. Ya şimdi başkana tabii uzun bir süredir zaten tepki var. Ama bence yani başkanın 5. sezonu en az eleştirilmesi gereken sezonda ben bu diye düşünüyorum. Çünkü hani taraftar Jesu istedi mi istedi, getirdi mi getirdi. Ondan sonra Jorge Jesu'nun istediği oyun sistemini kurdu mu, yani oyuncuları aldı mı aldı, hiçbirine itiraz etti mi etmedi. Evet, yani bu sene bence Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu üzerine düşeni yaptı. Gerisi teknik ekibin işi diye düşünüyorum. Bilmiyorum Serdar abi katılır mı? Son 5 senede Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok. Son 8 yılda yok. Hayır, hatta Ali Koç'un son 5 senesinde. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok. Kupası yok yani. Ama en çok transfer geliri olan kulüptür, kulüp.